klasik bir tarih dersinin nasıl yapıldığını yerinde görmeye geldik. İnsan elindeki veriye, belgeye bakıp ona göre konuşmalı. Görünenlerin sınırları da teknoloji sayesinde sürekli genişliyor. Teleskop, mikroskop, MR bir düşünün. Emine, insanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerini de ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Homo sapiens insan türünün tek örneği olmayabilir ama en zeki ve hayatta kalabilen son örneği. Başkalarına aktarılabilmesi için de muhakkak ki dil becerisinin de olması gerekiyor. İnsanı onu diğer canlılardan farklı kılan iki temel özelliğe sahip. Birincisi, korunma, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları için alet geliştiriyor ve stratejik olarak grup davranışı gösteriyor. Yani işbirliği yapıyor. Bu özellikler bugün de mevcut ama çok daha ileri boyutlarda. Yani gitmeden önce fosil kayıtlar üzerinden bir seyahat yapalım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Biz fakir seyyahlar grubuyuz. Az önce sınıfta modern insanın, Homo sapiens'in ortaya çıkışı konusunu tartıştık. Ama biz istedik ki tartışmayalım, bunu doğrudan fosil kayıtları üzerinden görelim. Homo sapiens nasıl ortaya çıktı ve gelişti? Bu konuda uzman olarak sizin rehberliğinize ihtiyacımız var. Türkiye'deki nadir bulunan bir iskelet biyoloji laboratuvarında olduğunuzu biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben size şimdi Homo sapiens ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Burada gördüğümüz örnekler Afrika'da insan türlerinin ortaya çıkışından başlıyor ve Homo sapiens'e kadar geliyor. Buradaki örneklerimiz Neandertal örnekleri. Gördüğünüz gibi hem morfolojik hem de boyutsal farklılıkları var bu türler arasında. Yani geçen yıllara kadar bilinen bilgiye göre Homo sapiens'in 35-40 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan kazılar, özellikle Fas'ta ve İsrail'de yapılan çalışmalar Homo sapiens'in kökeninin neredeyse 300 bin yıl öncesine kadar gidebileceğini gösterdi. Ve bize de aslında Homo sapiens'in çağdaş olan Neandertallerle bir arada yaşayan iki kardeş ya da kuzen tür olduğunu gösterdi. Morfolojik farklılık dediniz. Biraz bunu açabilir misiniz? Yukarıdaki örneklerle bunlar aynı. Buradaki gördüğümüz Neandertal kafatası. Kaş kemeri blok halinde hiç birbirlerinden ayrılmadan devam ediyor. Kaş kemerlerin hemen arkasında derin bir alın çukuru var. Alçak ve uzun bir kafatası var. Bu kafatasının hemen hemen, yani Neandertallerin kafatasının boyutu 1600 santimetre küp civarında. Yani çok iri bir yapıya sahip. Bir diğer özelliği de burada gördüğümüz Neandertallerin çenesinde bizdeki çenenin öne doğru fırlaklığını sağlayan bu menton çıkıntısı diyorlar ama yani çene sivrisi diyelim biz buna. Bu çıkıntı yok. Çene gördüğünüz gibi arkaya doğru çok irileşiyor ve geriye oldukça yüksek bir çene koluyla sonlanıyor. Evet. Şimdi aynı durumu Homo sapiens üzerinde. Bu örnekte ne görüyoruz? Kafatasının uzunluğu azalmış, yüksekliği artmış ama en belirgin değişim alın kısmında. Neandertal'in alnı geriye kaçıktı ama buranın alın kısmı dikleşiyor. Yani aslında alın lobları biliyorsunuz insanın düşünsel kapasitesini gösteriyor, zihinsel kapasitesini gösteriyor ve plan yapmayla ilgili bir stratejik düşünme. Tabii. Yani sembolik düşünebilme. Anladım. Sembolik yani düşünebilme. Kaş kemerlerini bu sefer hani alın böyle, yani hem dik hem geniş bir alın lobuna sahip. Kaş kemerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Kaş kemeri tam ortada küçük bir çıkıntı şekline dönüşmüş. Diğerlerinde ise yani bu örnekte ya da yukarıda gördüğümüz örnekte kaş kemeri bir siperlik gibiydi. Bir şapkanın siperliği gibi ama bunlar küçülüyor. Dolayısıyla en önemli değişimi kafatası üzerinden bunları söyleyebiliriz. Ama bir diğer değişim de yüksekliğinde ortaya çıkan artış. Şu anda yaşayan insanlara insan yapan temel özellikler olarak karşımıza çıkıyor ve Neandertallerden farkını burada görüyoruz.
O menton çıkıntısı dediğimiz şu çenenin önündeki küçük çıkıntı burada. Çok küçük. Çene küçülmüş bir de dikkat edersek. Ve buradaki açı da daralıyor. Daha dikeye yakın bir açıya dönüşüyor. Bu bizi yani morfolojik olarak aslında yüzün ve çenenin rolünün kısmen değiştiğini gösteriyor. Hem konuşma, hem yeme içme, hem de davranışsal aktivitesi açısından. Şimdi sorduğunuz... Buna dayanarak Emine'nin homo sapiens olduğunu söyleyebilir miyiz? Peki tüm bu buluntulara baktığımızda homo sapiens kaç yaşında? Son buluntular ışığında homo sapiensin kökeninin yaklaşık 300 bin yıl öncesine gittiğini gösteriyor. Bir kısmı Fas'ta tek bir çeneyle temsil ediyor ve İsrail'deki kalıntılar en az 300 bin yıl öncesinde homo sapiensin uzadığını gösteriyor. Tabii bu 300 bin yıl yaşındaki her fosilin DNA'sı izole edilmiş falan değil. DNA'nın izole edilebilmesi için şuradaki örnekte gösterebileceğimiz görüldüğü gibi bu DNA için seçilmiş bir örnek. Görüldüğü gibi hassas ve şeffaf bir şey içerisinde. İçerisinde herhangi bir organik doku yok. Bu örnek kafatasında şu kulak deliğinin olduğu yerde pars petrosa dediğimiz bir bölüm var. O bölümü temsil ediyor. Günümüze yakın bir iskelet grubu bu. Yani milattan önce 10 binlerden 9 binlere kadar DNA bulabiliyoruz. Her DNA izolasyonu yapılan örnekte de karbon 14 tarihi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onları belirli zaman içerisindeki ilişkilerini kurmak için bir tarih bilincine ihtiyacımız var. İşte ben de onun için biz tarihçiyiz ya, çok önem veriyoruz tarihlendirmeye. Evet, teşekkür ederiz Yılmaz Hocam. Çok gerçekten çok bizim için ufuk açıcı ve bilgilendirici. Belki ileride fosil olarak da buraya gelebiliriz. Tabii, bekleriz. Bekleriz.